Efendim merhabalar, ben Tayyar Işıktaş'ın işkoliktesiniz. Buradan ayrılmıyorsunuz, efsane bir muhabbet olacak. Çünkü konuğum astrolog Fatih Günal, hoş geldiniz. Merhaba Tayyar Bey, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sağ olun, yıl bitmek üzere. Gökyüzünde neler oluyor sezon finali yaparken? Özellikle bugün büyük bir dolunay yaşadık. Mavi dolunay olarak adlandırdığımız bir dolunay yaşadık. Bunun etkisiyle beraber 6 gezegenimiz daha retro hareketinde devam edecek. Yıl sonunda da Aralık ayına doğru birazcık daha rahatlamış olacağız ama aralığa kadar maalesef biraz gergin zamanlar olabilir. Yani 2-3 ay daha böyle şeyde miyiz? 2-3 ay daha evet, biraz daha karmatik bir süreçteyiz. Onun haricinde maalesef doğal afet risklerimiz mevcut. Yangınlar ki mevcut zaten olmaya başladılar maalesef. Deprem risklerimiz mevcut. Bunun haricinde ruh hallerimiz üzerinde ciddi geçişler olabilir. Biraz sancılı süreçler yaşayabiliriz yani. Astrolojinin tam açılımı nedir aslında? Astroloji aslında gökyüzü hareketleridir. Yani gökyüzü gezegen hareketleridir. Astroloji de aslında gökyüzünü bir okuma, yorumlama sanatıdır. Bunun için ne kadar bir tecrübeye ihtiyaç var doğru okuyabilmek için? Doğru okuyabilmek için bu aslında genel bir tabir olamaz. Çünkü kişilerin becerileri ve kabiliyetleri bunun içine dahil edilir. Ama uzun yıllar araştırma isteyen bir bilim dalı olarak bir bilim dalı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu astrolojinin dibi yok, yani sonu yok. Eğitim ve araştırma hiçbir zaman bitmiyor. Peki bu işi niye sadece böyle burçlara indirgemişler? Hani astrologlar burç bakarlar ve gördüklerinde klasik, hocam ben yengeç burcuyum bir söylesene bana diye. Aslında muazzam, dibi sonsuz bir bilim dalı kesinlikle, astroloji. Kesinlikle. Bu konuda aslında ben de biraz şikayetçiyim. Özellikle bizim ülkemizde astroloji dediğimiz zaman sizin de tabir ettiğiniz gibi insanların aklına sadece burçlar geliyor. Burç yorumu ya da fal. Bu tarz şeyler geliyor ama kesinlikle böyle bir şey değil. Dünya üzerinde çok büyük etkiler uyandıran, geçmişten ya yani 1000 yıllık öncesine dayanan ciddi bir matematik hesabı olan ve sadece burçları üzerinde değil, gezegen hareketleri, gezegen enerjileriyle endeksli olarak hesaplanan, yani işin içerisinde bir matematiği olan bir bilim dalı bu. Dünyanın en çok etkisinde kaldığı gezegen hangisi? Dünyanın hangi anlamda dünyamız birçok gezegenin ya işte bu yaşadıklarımız işte gökyüzü hareketi, gezegenlerin sıralamaları, yer değiştirmeleri en sık olarak Merkür bizi Merkür ciddi etkiliyor. Anlamda etkiliyor. Çünkü daha hızlı hareket ettiği için diğer büyük gezegenlerimizden daha çok retro pozisyonuna düşüyor. Yani enerjisini içeri doğru döndürüyor. Bu da bizde iletişim problemleri, işte teknolojik anlamdaki mal ve ürünlerimizdeki bozulmalar, bu tarz etkiler yarattığı için en çok Merkür retrosu olarak etkileniriz. Yani. Fatih Beyciğim, üniversitelerde artık okutulmaya başladı galiba değil mi? Önceleri çok şey yapmıyordu, şimdi özel üniversitelerden birkaçında. Tabii ki, özellikle 2-3 senedir ciddi anlamda bir rehabet var astrolojiye. Hani biraz daha değerini görmeye başladı, ben bu şekilde yorumluyorum. Dünyada kürsüleri var, İstanbul diyelim, Türkiye diyelim, bizim ülkemizde de yavaş yavaş gelişmekte olan bir alan astroloji. Ha. Peki bu hesaplamaları yaparken, bu incelemeleri yaparken ya da işte periyodik olarak 3 aylık mı yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz hesapları ya da bakarken? Ya bu şöyle bir şey, ne dedik mesela, işte yangınlar olacak, depremler evet. Falan. Bunlar sizi ürkütmüyor mu? Yani tabii bu ki. Hareketlerin sonucunda bunlar olacak. Tabii siz ki. Söylediğiniz zamanda ya da yazıp çizdiğiniz zamanda aman bunlar kahin mi ya, ne anlatıyor diyorlar. Bir ay sonra başımıza geliyor, diyoruz ki ya adam söylemişti. Evet, aslında şöyle, bu araştırmalar aylık periyotlarda yapılmaz. Yani aylık periyotlarda da yapabilirsiniz, hiç problem değil. Ben mesela çalışmalarımı günlük periyotlarda yapıyorum ya da haftalık periyotlarda yapıyorum. Onun belli başlı teknikleri var, yani astrolojik teknikleri var. O tekniklere göre hesaplamalar yapılıyor. Orada da depremdir, yangındır, bu tarz ibareler gördüğümüz zaman tabii ki özellikle ben çok üzülüyorum. Yani inşallah olmaz, inşallah yanlış yorumlamışızdır ya da farklı bir etki yaratır gibi düşünüyorum ama maalesef genelde nokta atışı. Bunu ne olarak görüyorsunuz? Direkt mesela işte bir felaket gibi mi görüyorsunuz ya da orada bir hareket var. Bu hareket kırılgan sebepler yaratıyor. Öyle mi görüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz bunu? Tabii ki. Şimdi görmüş olduğumuz, yani incelemiş olduğumuz gezegenlerin hepsinin birer enerjileri, birer konuları var. Bunların içinde bulunmuş olduğu, konumlanmış olunduğu
evlerin de ayrı bir konuları var. Bu konular bağlamında birbirlerine yapmış oldukları açılar, etkiler ve dereceleri hesaplayarak böyle bir çıkarım sunuyoruz. Şimdi dünyada, bizde de tabii çok meraklısı var bu işin ama dünyada büyük şirketler, CEO'lar ya da parayla işi olan insanların birer astrolog danışanları var. Evet. Adamlar ciddi anlamda bu işten bilgi sahibi insanlarla yan yana yürüyorlar. Türkiye'de de duyduğum birkaç önemli iş adamı var. Yani çünkü bu söylediğiniz iş hem parayla hem sağlıkla hem kişinin kendisiyle hem işleriyle ilgili. Mesela bir arkadaşım var, asla astroloğuna sormadan adım atmaz. Ya da işte o süre içinde imza atmaz. Evet. O dönemi falan bekler. Evet. Çok mu etkiler gerçekten bu kararlar? Yani ciddi etkiler uyandırır. Bahsetmiş olduğunuz konu finansal danışmanlık üzerine işliyor genelde. Yani iş adamları finansal işte borsadır, kripto dünyasıdır. Bu alanlarda yatırımlarını öngörebilmek için danışmanlık hizmeti alırlar. Bu süreçlerde gerçekten çünkü doğru analizler ve doğru yorumlamalarla çok güzel yönlendirir insanları ve kişileri. Yatırımlarını da değerlendirmiş olurlar aynı şekilde. Yani. Kişisel olarak bir danışanınız müracaat ettiğinde sizden beklentileri neler mesela? Ne istiyor? Öncelikle danışanlarım benden kendilerinde mevcut olan ve bu yaşlarına kadar işte hangi yaş periyotlarındaysa o periyotlara kadar fark edemedikleri yeteneklerini onlara söylememi istiyorlar. Yani onları yorumlamamı istiyorlar. Onun haricinde güncel gündemlerini ve gelecekle alakalı olan gündemlerini merak ediyorlar. Haritalarda aynı zamanda biz psikolojik rahatsızlıkları ve fiziki rahatsızlıkları da yorumlayabiliyoruz. Yani bunları da görebiliyoruz. Bunlarla alakalı benden bilgilendirme istiyorlar. Onun haricinde finansal yatırım danışmanlığı üzerine benden bilgiler istiyorlar. Yani hangi zamanlar doğrudur ya da hangi hareketle hangi operasyonlar doğrudur? İşte belli dönemlerde toprak almak iyi değildir. Ya da belli dönemlerde borsa oynamak kişi için, kişisel bazlı olarak doğru değildir. Bunların yorumlamalarını bekliyorlar benden. Peki şimdi bu söylediğinizden yola çıkar şunu söyleyeceğim. Diyelim ki benim doğum tarihim 5 Temmuz. Evet. Her 5 Temmuz'da doğan aynı şeyleri yaşayacak anlamına gelmiyor bu, değil mi? Tabii ki hayır. Bunun sebebi nedir? Bu noktada şöyle, öncelikle zaten doğum saatinizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hmm. Doğum saati kişi için çok önemli. Çok önemli. Her 4 dakikada bir derece oynar. Her 2 saatte de bir yükselen burç değişir. Yani sizin spesifik olarak net bir yorum yapabilmemiz için... Fatih Hocam bir daha altını çizer misiniz? Her 4 dakikada her 4 bir... Her 4 dakikada bir derece değişir. Hı-hı. Her 2 saatte de bir yükselen değişir. Evet, bu yüzden saat çok önemli. Çok önemli. Ve doğduğunuz yerin konumuyla aslında gökyüzünün bir fotoğrafını çekmiş oluyoruz biz yani. Bu harita sizin doğduğunuz andaki gökyüzünün fotoğrafıdır. Hı-hı. Diyelim ki iki kişi aynı anda, aynı yerde, aynı saat ve aynı dakikada doğdular. Bu olabilir. İkisi de aynı hayatı mı yaşayacaklar? Aynı olaylar mı başlarına gelecek? Asla bu geçerli olmuyor. Çünkü burada harita yorumundan benim kendi tecrübelerime dayanarak daha öncesinde bunu araştırmıştım. Bunlara biz kozmik kardeş diyoruz. Bağ olmayan, sadece doğum saati ve yerleri aynı olan kişilere biz kozmik kardeş diyoruz. Kozmik kardeşler genel hikayede bir örnekle anlatmamı ister misiniz? Tabii ki, buyurun. İki haritada da şöhret var. Yani harita kişilerin şöhret olacağını destekliyor. Hı hı. Orada böyle bir ibare var. İki kişi de hayatına devam ediyorlar. Bu araştırılmış bir konudur. Bununla ilgili bir makale var hatta. İzleyicilerimiz bunu arayıp çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. İki kişinin haritasında şöhret var. Bir kişi çok iyi bir eğitim alıyor ve doktor oluyor. Tabii ki haritada da doktorluk ve bıçak kullanma sanatını yatkınlık olduğu gösteren ibareler de var iki kişide aynı konumda oldukları için. Birisi doktor oluyor, ünlü bir cerrah oluyor ve bu noktada şöhret ona geliyor. Diğeri üniversite hayatında maalesef uyuşturucuyla tanışıyor. Orada evlendiği eşini maalesef bıçaklıyor yani öldürüyor ve büyük bir haber oluyor ve şöhreti yakalıyor. Aa, iyi ya da kötü. Evet. Genel hikaye az çok aynı ama yollar farklı. Yollar farklı. Çünkü burada tabii belli başlı kader döngüleri var. Yani herkesin kendi hayat ya yaşam tekamülü var. Bunlar tamamıyla bireyseldir. Ana etkilerde asla bir olamaz yani. Bunlar değişir. Şimdi tabii yapmış olduğunuz iş insanlar özellikle
şey gibi görüyorlar. Ya işte ya, gayipten haber verilemez durum var. Aslında siz gayipten haber vermiyorsunuz. Hayır, tabii ki. Yani sizin yapmış olduğunuz bir matematik hesabı 2 ile 2'nin 4 ettiğini çarpım tablosunu bilen biliyor. Sizin tabii yaptığınız hesap da gökyüzü hareketinin kendi içindeki hesabı. Kesinlikle. Geçmiş çıkarımları da biz aynı zamanda inceliyoruz. Mesela data var elinizde. Tabii ki. Bunu bugünü incelerken dönüyoruz 100 yıl öncesine, 200 yıl öncesine. O datalar da bizim elimizde mevcut. O zaman oradaki açı hesaplarını hesaplayıp, şu anki açı hesaplarını hesaplayıp, o zaman neler olmuş, şu an neler olabilir? Bu varsayımları da çıkartabiliyoruz. Benzer midir? Genelde benzer oluyor. Genelde benzer oluyor. Yani Tarih tekerrürden ibarettir dediğimiz konular aslında bu konular oluyor. Yani. Zaman zaman şey atıyorlar ya ortaya. Yılan yılına girdik. işte Japon şeyine göre, evet, burç durumuna göre. Farklı farklı mı bunlar yoksa bir sistem var. Yani onlar adı vermiş, biz bu adı vermiş durumu var ama mesela daha çok uzak doğuda farklı adlandırılıyor. Tabii ki. Bu tarafta biraz daha batıda herkes tek dili kullanıyor bu şimdi konuda. Şimdi astrolojide de tabii ki dallar vardır. Mesela karma astroloji vardır, modern astroloji vardır, finansal astroloji vardır, ülkeler astrolojisi vardır, işte Maya astrolojisi vardır. Sizin tabir etmiş olduğunuz noktalar tamamıyla Maya astrolojisi üzerinden gelişen etkiler. Aslında bunlar astrolojinin temelleridir. Astroloji de doğduğu andan itibaren sürekli gelişim göstererek ilerlediği için artık biz, yani ben modern astrolojiyle ilgileniyorum ve modern astrolojiyi kullanıyorum. Çünkü günümüze şu anda hitap eden bu. Bir kişi kendi yıldız haritasını çıkartmak istiyor ise, evet, sizin kapınızı çalmadan önce, size gelmeden önce, evet, neleri hazır etmeli? Çünkü nelerle karşılaşacak, ondan neler isteyeceksiniz ki, siz oturup doğru çalışma gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi genelde biraz önce mesela doğum saati çok önemli dediniz. Tabii ki. Genelde kişiler doğum saatlerini artık biliyorlar. Çünkü insanlar bilinçlendi bu noktada. Bu kayıtlara ulaşabiliyorlar. Ama belli bir dönemdeki olan insanlar birçoğu da bilmiyor. Doğum saatlerini bilmeleri kesinlikle gerekiyor. Yani net olarak bilmeleri gerekiyor. Doğum yerleri ve doğum tarihleri bizim bir haritayı çıkartabilmemiz için en önemli unsurlardan bir tanesi. Fakat doğum saatlerini bilmiyorlar diyelim. Bu noktada biz rektifikasyon çalışması yapıyoruz. Yani doğum saatini buluyoruz. Bunun için de kendilerine birkaç soru soruyoruz ve onlarla biraz muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz ki analizi yapabilelim, oralardan veri alabilelim ve kişinin, örnek veriyorum, yaptığı iş çok önemli. Zaten kişiyi gördüğümüz zaman yükselen burç derecesi ve yükselen burçla fiziki görünümünden az çok tahmin edebiliyoruz. Yapmış oldukları işlerle, hayatlarında yaşamış olduğu önemli olaylar, doğum, ölüm gibi olaylarda bir saati bulabiliyoruz. Yani doğru, net, dakika saati bulabiliyoruz. Yükselen burç mu, asıl burç mu? Şimdi asıl burç, yani bizim güneş burcu dediğimiz, kişiye temel karakteri verir, temel unsurdur. Yükselen burç ise bizim bu dünyadaki sergilediğimiz, kullandığımız maskemizdir. Yani insanların bizi algıladığı, bizim insanlara gösterdiğimiz yönümüzdür. O yüzden yükselen burç her zaman daha önemlidir. Mesela bütün astrolojik yorumlarda hep yükselen burca göre yapılır. Yükselen burcun da doğru çıkabilmesi için yine ilk bilgilerin doğru mu olması gerekiyor? Tabii ki, zaten bizim rektifikasyon dediğimiz konu güneş burcuyla alakalı değil. Onu zaten direkt doğum ayla saptayabiliyoruz yani. Saat tamamıyla yükseleni hesaplamak için önemlidir. Çünkü en önemli unsurlardan bir tanesi, hatta ilk unsur diyelim, yükselen burçtur. Artık tabii işin içinde olduğunuz için sizin için profesyonellik safhasında çok zorlamıyordur ama bir kişinin doğru haritasını çıkartabilmek ne kadar zamanınızı alıyor? Şöyle söyleyeyim ben size, benim 3 günümü alıyor. Çünkü doğum haritasını çıkarttıktan sonra onu çok iyi bir analiz yapmak gerekiyor. Ve ben biraz daha farklı bir bakış açısıyla yapıyorum bu işi. Yani şöyle yapıyorum. Biraz daha derin çalışıyorum aslında. Kişilerdeki psikolojik rahatsızlık yatkınlıklarını bulabilmek için farklı teknikler uyguluyorum. Fiziki bir rahatsızlık olabilir mi? Buna bir yatkınlık var mı? Farklı teknikler uyguluyorum. Aynı zamanda kişiye bunları anlatabilmem için benim psikolojiyi de bilmem gerekiyor. Ben aynı zamanda analitik psikoloji değerlendirmeleri yapıyorum. Bizi yöneten, vücudumuzu yöneten hormonlarımızdır. Yani iç salgı bezleri ve hormonlarımızla alakalı da biraz bilgi sahibi olmamız gerekiyor ki kişiye net bir, doğru bir yaklaşımla doğru bir bilgiyi verelim. Bunun üzerinde tutulmalar çok önemli.
insan hayatları üzerinde bizim için çok değerli bilgilerdir tutulmalar. Bu tutulmaları da hesaplamak, bunları da koymak derken 3 gün, evet 3 gün yoğun bir çalışma sürüyor aslında yani. Efendim programa başlarken söylemiştim, tadından yenmez bir sohbet olacak diye, daha fazlası için Fatih Hocam'ı takip edeceksiniz. Bütün sosyal medyalarda Fatih Günal yazdığınızda çıkıyor zaten kendisi. Daha fazlasını merak ediyorsanız oradan irtibat kurabilirsiniz. Çünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka programda yine bir başka değerli konukla karşınızda olmak üzere. Allah'a ısmarladık.